Okey. Ya dur, sakin ol. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiçbir şey incelemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Ya dur, sakin ol. Yastıklar bayağı rahat. Bu müzik bir harika dostum. Hemen klasik girişimi yapmak istiyorum. Her neyse. Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Ekrandan da anlaşılacağı üzere Equalizer ayarı nasıl yapılır ona bakacağız. Daha doğrusu gaming software uygulaması ile birlikte gelen 6 adet mod bulunuyor. Bu 6 adet mod ön tanımlı Equalizer ayarlarını temsil ediyor. İşte first person shooter, MOBA tarzı oyunlar için farklı ayarlar var. Teker teker bunların ince ayrıntısına kadar ineceğiz. Canlı canlı neler hissettiriyor, ne gibi farklar var göreceğiz. Equalizer ayarlarına başlamadan önce side tone, yani kenar ton nedir ve ne işe yarar? Önce ondan bahsedeyim. Bu aslında birçok kullanıcının Skype üzerinden ya da oyun içi sohbetten önce feedback tarzında sesini kontrol ettiği bir özelliktir. Side tone, mikrofon tarafından sesiniz alınarak tekrar gerçek zamanlı olarak sürücülerden size iletilmesi olayıdır. Bazı insanlar bunu aktif bir şekilde sanki bir telefon görüşmesi yapıyormuş gibi kullanmakta. Sesin telefondaki gibi hafif ekolu gelmesi durumunu sevmeyenler ise genelde kapalı tutuyor. Kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu 6 modun dışında bir de ek olarak kendi ayarlarımızı yapabileceğimiz bir seçenek koymuşlar. Bu seçenekle birlikte on-mount Equalizer ayarına erişebiliyoruz. Bu on-mount destekli Equalizer'la istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Her frekansı arttırıp azaltabiliriz. Ben kendim benim için en uygun olanı baz aldım. Yani sesi, bası, oyunlarda da gerek müzikte gerek filmde en iyi şekilde kendime göre ayarladım. Bunu da isterseniz baz alabilirsiniz. Videonun sonunda nasıl yaptığımı, ne gibi kısımları, hangi frekansları arttırdığımı sizlere göstereceğim zaten. Devam edelim ya. Equalizer ayarlarına geçtiğimizde gözümüze ilk başta flat ayar çarpıyor. Flat bildiğimiz düz equalizer'dır. Müdahalesiz ses anlamına gelmektedir. Görebileceğiniz üzere frekanslar arası ses aşırtma ya da azaltma yapılmamış. First person shooter moduna geçtiğimizde özellikle 500 Hz, 8 kHz'lık aralığın 4-5 diş arttırıldığını görebiliyoruz. FPS'de genelde önemli olan ayak sesleri ve silah sesleridir. Ayak sesleri dışarıda 500 Hz ve 1 kHz arasında gidip gelirken bina ya da kapalı alanlarda 1 kHz, 2 kHz frekansta yayılabilmekte. Mermi ve kovan seslerinin yanı sıra çevresel sesleri de 2 kHz, 8 kHz'lık aralıkta yükseltmişler. Açıkçası FPS ayarı kendi halinde yeterli. Ne kadar ses etkisi vardır derseniz de sesi, mermiyi iyi hissetme açısından bu tarz equalizer ayarları önem arz edebiliyor. Kısaca ince ayarda diyebiliriz. Ayak seslerini arttırmak için daha yüksek seviyelere çekebilirsiniz. Tabi dip frekanslar da dolaştığı için bu sesler patlama gibi seslerin de yükselmesine sebep olabilir. O açıdan ayar yaparken kendi algınıza uygun kıvamda arttırabilirsiniz. MOBA modu ise bas sesleri biraz daha geri plana atan, diyalog ve fantastik sesleri daha da ön plana çıkartan bir equalizer modu. Elektronik sesler ve keskin efektler sizlere biraz daha canlı gelecektir. Özellikle oyun içi müziklerde fon sesleri biraz daha canlı yansıtabiliyor. 4K'yı biraz fazla abartmışlar. O yüzden PS gibi seslerde civilian sorunu çıkabilir. Drop the bass modunu ise MOBA'nın tam tersi gibi düşünebiliriz. Bas sesler biraz daha ön planda ve tiz yüklü silah, mermi, elektronik sesler ve daha birçok oyun içi yaratıkların çıkarttığı ilginç sesler birazcık daha geri planda tutulmuş. Özellikle patlama, tank savaşları ve tank mermisi gibi sesleri daha iyi sunabilir. Görebileceğiniz üzere uygulamada bir de yan ton seçeneği bulunuyor. Anlattığım gibi bu yan ton sesin birazcık ekolu gelmesini sağlıyor. Kendi sesinizi konuşmaya başlamadan önce kontrol etmeniz için güzel bir seçenek. Birçoğu için kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Kendimi duymak çok garipmiş ya. Sinematik Gaming'in Drop the Bass'tan çok bir farkı yok. Sadece mid biraz daha arttırılmış. Fonda kalan sesleri biraz daha ön planda alabilirsiniz. Açıkçası film izlerken kullanabileceğiniz bu modun oyunlara etkisini hissetmek biraz zor. Çok az diyebiliriz. Şunun da altını çizmek istiyorum. Sinematik oyun performansını DTS ile pekiştirip daha da iyi almak mümkün.
Communications modu ise arkadaşlarınızla Skype üzerinden konuşurken ve sohbet ederken kullanabileceğiniz bir mod olmuş. Özellikle seslerin daha ön planda gelmesi için midrange ve upper mid dediğimiz frekanslarda arttırım yapılmış. Açıkçası modlar arasındaki farklılıkları hissedip kendinizde equalizer ayarı yapabilirsiniz. Az çok hangi frekansla ne olup bitiyor aklınızda bir fikir oluşur. Kullandıkça daha da oluşacaktır. Ayarlayabilme yetiniz artacaktır. Şimdi hangi ayarı kullanmalıyım derseniz, müzik ve oyun amaçlı MOBA'yı seçerseniz sesi doğal değil de yapay işitebilirsiniz. O yüzden müzik için kulaklığı flat ayarda kullanmanızı öneririm. Şayet ben ayar yapmak istemiyorum, en iyisi hangisi derseniz de benim özel olarak ayarladığım örneği takip edebilirsiniz. En iyi performansı ben bu şekilde aldım. Sizlere de öneririm. Yine de şunun altını çizmek istiyorum. Çok fazla kurcalamanıza gerek yok. Flat ayarlarla da devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere birikimlerimi aktarmaya çalıştım. Oyun oynarken, müzik dinlerken ya da film izlerken hangi equalizer ayarlarını seçebileceğinizi kendiniz görebileceksiniz artık. Karar verebileceksiniz. Dediğim gibi özel ayarlar yapmak istiyorsanız birazcık daha temkinli hareket etmeniz gerekir. Seslerin bozulma ihtimali var. Distorsiyon dediğimiz olay, sibilance dediğimiz olay. Bu tarz şeylere dikkat ederseniz daha iyi olacaktır. Şimdilik vakit buldukça soracağınız sorulara cevap vereceğim. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Gidip biraz oyun oynamak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu paylaşmayı unutmayın.